Herkese selamlar. PC Garaj'ın yeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir sistem toplama rehberi daha göreceksiniz ama sol tarafımda misafirimiz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi buradaki mevzu tamamen hocamın sistemi olacak. Hocamıza bir sistem toplayacağız. Biliyorsunuz ki PC Garaj'ın amacı şu: ulaşamayanlar, sistemlerini toplayamayanlar veya bu konuda zorlanan arkadaşlarımız için parçaları bize gönderiyorlar. Biz de burada parçaları tek tek birleştirerek testlerini yapıp sizlere gönderiyoruz. Tamamen amacımız bu. Ama ilk önce şunu söylemem lazım. Biz Sinan'la beraber hocamın salonuna gidiyoruz. Hocamızın farklı bir mevzusu var. Öncelikle ondan başlayalım diye düşünüyorum şahsen. Hocam şimdi bir şey soracağım. Samimiyetten soruyorum. Bendeki gelişmeyi nasıl görüyorsunuz? Yetersiz. Yetersiz mi? Ama halbuki arkadaşlarım videoda şey diyor, hocam çok böyle şey olmuşsunuz, omuzlar falan gelişmiş. İsterseniz sağdan soldan şöyle bir ben mi? Kaldırın. Şöyle mi? Bir de hocamız kaldırsın. Hocam bu arada salondan geliyor, böyle antrenmanlı olduğu için dedi ki üstümü çıkartmayayım arkadaşlar, ayıp olmasın dedi. Biz de çok fazla rencide olmamak adına. Şimdi burada bir farklı mevzu var. Hocamın salonu var ama onun arkasında bir şeyler daha var. Hocam Türkiye şampiyonu 2017 yılında. Hocam nasıl başladı bu mevzu? 2017 yılında Nisan ayında Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum ben. Daha sonrasında milli takımla beraber Avrupa şampiyonasına katıldım bir aylık süre zarfında. Bunun sonrasında bir spor salonu açma fikrim vardı. Bu fikirden dolayı uğraşmalar, yer keşifi falan derken geçen süre zarfında herhangi bir yarışmaya katılamadım. 2,5 sene oldu spor salonu açıldı. 2,5 sene önce açtım. Şu anki süreçte de spor salonu düzeni oturduktan sonra yine tekrardan yarışmalara katılma gibi bir fikrim var. Düşüncem var. Hali hazırda hazırlanıyorum zaten. Süreç açıkçası bu şekilde ilerledi. Peki hocam, biz Sinan'la beraber şampiyonluğa katılsak bizde şey yapmaya ne kadar süre gerekiyor bunun için mesela? Bir senede toplasanız bir ay geldiniz mi gelmediniz mi ona bakmak lazım. Evet, işin şakası bir tarafa, biz Sinan'la beraber işlerden tabii yoğun olduğu süre zarfı içerisinde bazen aksaklıklar oluyor. Hatta çoğu zaman aksaklıklarımız oluyor. Ama bizim amacımız Sinan biliyorsun ki yaşlanmamak. Yaşlanmayı önlemek biraz da. Sürekli bir de masa başında oturduğumuz için. Kesinlikle. Yani biraz da aynen. Buradan masa başında oturan arkadaşlarımız da söyleyecekler. Aynı mevzudur çünkü herkes yaşıyor. Biz onu biraz daha engellemek adına, yoksa hocam gibi olayım da ben de şey yapayım. Gönül ister olalım. Keşke. Ama gönül ister. Kolay değil o yüzden arkadaşlar. Şimdi de biliyorsunuz ki biz Pendik'teyiz. Pendik'te olduğumuzdan da bu civarda olan arkadaşlarımız da var. Bu tarz yerlerde siz de aynı şekilde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bizimle beraber hocama salonuna gelip oradan da destek alabilirsiniz aynı zamanda. Onun dışında biliyorsunuz ki bir program oluyor. Bu programa da eğer bizim gibi olmayıp uyarsanız kısa zamanda fayda sağlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Zaten en büyük örnek hocamın kendisi. Ben açısı hocaya imrenerek bakmadığını söyleyebilirim yani. Zaten dışarıda vücudunu görüp salona yazılmış. Bak sen bir şey söyleyeceğim. Biz hocanın salona yazılmadan önce hatırlarsan önünden geçiyorduk ya. Aynen. Hocam kapıda oturuyordu. Aynen. Her geçtiğimiz zaman diyordum ki ya arkadaş yani hocam da yapmış diyorduk böyle. Ama hakikaten de kolay değil herhalde. Siz şey soracağım hocam, siz kaç sene içerisinde takvim böyle oldunuz? Yani benim spora başlamam, bu sporla tanışmam 12 sene öncesine dayanıyor. 12 sene öncesi. Bunun 12 senenin 7 senesi tamamen profesyonel hazırlanmayla geçti. Ondan önceki 5 senede açıkçası bilinçlenmeli. Çünkü beni yönlendiren, bu spora başladığımda gerçekten bir destek veren, bilgi anlamında kimse yoktu. Ben kendimi açıkçası araştırarak aldığım eğitimler doğrultusunda o 5 seneyi ben bu şekilde atlattım. Sonrası ise yarışmalar, İşte daha bilinçli hazırlık, daha bilinçli çalışma, beslenmesi, hepsi bunlarla beraber toplamda 12 seneyi devirdim açıkçası. Peki bir sorum daha olacak hocam. Buradaki parçaları toplayacağız. Tabii bunun bir amacı var. Kullanım amacı olacak ama oyun oynuyor musunuz? Açıkçası çok nadir. Ama oynadığım zaman da tam performans almak gibi bir niyetiniz var. Yani niyetim var. Bir de hocamız mükemmelliyetçi olduğu için evet. En mükemmel de sistem. Evet. Ya şunu söyleyebilir arkadaşlar. Hani bu parçalar şu anda biliyorsunuz ki piyasa sıkıntılı. Bu hemen arkadaşlar da bugün topladığım gibi mevzu olmadı. Bu 4-5 aylık bir süreçten itibaren yavaş yavaş olan şeyler. Biliyorsunuz ki her şey oldu hemen götürün gibi olmuyor. O yüzden bunları temin etmesi de, parçaları bir araya getirmesi biraz zaman aldığından dolayı bugün bu videoyu çekiyor olacağız. Hocam daha fazla o zaman ben size şey yapmayayım. Siz de sabırsızlanıyorsunuz herhalde. Sistemi ufaktan toparlamaya geçeceğiz. Ardından bütün testlerimizi yapacağız. Oyun performansını da göstereceğim.
sıcaklıklarına dair hepsini göreceksiniz. Ardından hocamızın sistemi teslim edeceğiz. Evet dostlar, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Erdem hocamızın hangi parçalarını neden kullanacağımızı yakından bir bakalım. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 ve 5600X kullanıyor olacağız. Fiyat performans anlamında Intel'e göre güçlü bir seri olduğu gibi 6 çekirdek 12 thread, 3.7 GHz base clock ve 4.6 GHz boost clock performansına sahip. Aynı zamanda tabiri caizse az yakar çok kaçar hesabı 65 watt TDP değeri bulunuyor. Dikkat ederseniz kutunun içeriğinden stock fan da geliyor. Fakat biz burada 240 mm sıvı soğutma kullanacağımızdan dolayı bu arkadaş erkenden emekli olacak. Kart olarak da MSI RTX 3070 Gaming X Trio versiyonunu kullanacağız. Proje 4-5 ay öncesine dayandığından dolayı şu anda bu arkadaşları bulmak çok zor biliyorsunuz. Erkenden temin etmek biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 3 fanlı yapıda gelen ekran kartı 8 GB belleğe sahip ve oldukça yakışıklı görünüyor. RGB oynatma konusunda da göze hitap eden bir model olduğunu söyleyebilirim. Üst kısımda ise güç kaynağımızdan toplamda 8 artı 8, 16 adet PCI Express kablosunu ayıracağız. Ek olarak üzerinde bulunan 3 adet fan Torx 4.0 olarak geçiyor. Threadripper 2 de soğutma sistemine sahip. Sistemde 16 GB 8 artı 8 dual channel RAM kullanacağız dostlar. Patriot markasına ait Viper RGB bizlere eşlik edecek 4000 x 3 MHz hıza sahip olduğu gibi CL19 gecikme değerinde. Kasa beyaz olduğundan RAM'lerinde yakışıklı görüneceğini söyleyebilirim. Zaten Patriot markasını daha önce çok fazla sistem rehberlerimizi kullanmıştık. RAM konusunda hem estetik görünme hem de performans açısından bizlere eşlik edecek. Bilmeyenler için söylüyorum, marka güvenilirdir. Gayet de iyi ve yeni ürünleri var. Bu arkadaşı tanıyor olabilirsiniz. Şu anda ülkemizde aktif satışı yapılan NZXT Kraken X53 tercih ettik. 240 mm radyatöre sahip çift fanlı yapıda gelirken ortasında da RGB halka aynatma bulunuyor. Kasanın içerisinde şık ve cool duracağını düşünüyorum şahsen. Ve bence bu sisteme 360 mm fazla gelecekti. 240 mm'nin cuk oturacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu anda NZXT Kraken X53'ün piyasa satış fiyatı 1300 TL civarında seyrediyor. Anakart modelimizde MSI B550 Gaming Carbon Wi-Fi olacak arkadaşlar. MSI B550'ler arasındaki en iddialı modellerden bir tanesi. X570'e gerek var mıydı? Bence yok. O biraz daha high-end olarak nitelendirilebilen, hani 3080-3090 kullanacak vatandaşlara biraz daha hitap ettiğini düşündüğüm kartlardan bir tanesi. O yüzden tercih etmedik. Bu arkadaş da rahatlıkla bileşenlerimizi taşıyacaktır. Üzerinde 4 adet RAM slotu, 128 GB'a kadar yükseltme yapılabilirken çift M.2 slotu ve RGB bandına sahip. Şimdi depolama tarafında burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Erdem hocamızın biraz bu konuda fazla alana ihtiyaç olduğundan dolayı hem SSD hem de SATA üzerinden ilerleyeceğiz. Yani depolama alanımız oldukça fazla olacak. Yine Patriot markasına ait Viper 512 GB'lık ekstra üzerinde soğutucu blok bulunan versiyonunu ilk slotta kullanacağız. Bunun bir sebebi var. İkinci slot da olabilir diyebilirsiniz. Çünkü kullandığım arkadaş 512 GB. 1 TB'lık da var. Onu niye kullanmıyorsun? Sebebi şu. Bu arkadaş saniyede 3300 MB okuma ve 2200 MB'da yazma performansına sahip. Diğer M2 modelimize baktığımızda ise o da Patriot'ın P300 versiyonu 1 TB'lık. Bunun okuma yazma değerlerine baktığımızda diğerine göre biraz daha düşük. Saniyede 2100 MB okuma, 1650 MB'da yazma performansına sahip. Bu nedenledir ki ikinci slotta 1 TB'de daha uygun gördük. Son olarak 960 GB'lık yine Patriot'ın Burst sisteminde yerini alacak. 560 MB okuma ve 540 MB'da yazma performansı bulunuyor. Bütün parçalara güç verecek arkadaşımız ise bu. Thermaltake'in 700 Watt Smart RGB versiyonu. Japon kapasitöre sahip bir arkadaştır. Oldukça sağlam, 120 mm RGB fana da sahip. Ekstra olarak da 80 Plus sertifikası ile birlikte gelirken şu anda piyasada 684 TL civarı bir satış fiyatı bulunuyor. Eğer ki bir 700 Watt civarı PC almayı düşünüyorsanız bu arkadaş fiyat performans konusunda iddialı olduğunu söyleyebilirim. Ve son parçamıza geldik. Showcase kısmını aslında kasamızı burada tercih ettik. NZXT'nin H510 akıllı kasasını sistemde kullanacağız. Hocam zaten bize şunu söylemişti. Ben sadelik ve görünüş açısından da dikkat çekici bir model tercih etmek istiyorum demişti. Biz de ona istinaden kasanın da isteklerine uyduğunu söyleyerek bu versiyonu tercih edeceğiz. Peki size bir soru. Bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Dünya devi kasa üreticisi NZXT neden bir mesh kasa yapmamış? Hani hep diyoruz ya önü mesh olsun, hava çeksin falan, önde fanlar görünsün. Abi peki bu adamlar neden mesh bir kasa yapmıyor da önü kapalı yapıyorlar? Bunun bir sebebi olmalı mı? Göstereceğim. Kasanın içerisinde halihazırda dahil olarak 2 adet fan geliyor. Bir tanesi üst kısımda, diğeri de arka egzoz fanında yer alıyor. Üst panelde kulaklık,
Type-C, USB 3.0 ve Power tuşu bulunurken USB tarafı bana biraz az geliyor. Bence minimum 2, ortalama da 3 olması lazım. Fakat estetik ve görünüm açısından çok başarılı. NZXT'nin kasalarına ayrı bir önem verdiğini söylemeliyim. Çünkü toplarken de aslında bunu tek tek anlıyorsunuz. Kablo geçişlerinin bile özenle ayrıldığını, neyin nereden geçeceğini çok iyi hesaplayabildiğiniz bir kasadan bahsediyoruz. Bunun bir üst modeli de var, alt modelleri de var. Şahsen ben öyle düşünüyorum deneyimlerime dayanarak. Artık bütün parçaları gördünüz. Şimdi timelapse yapacağız. Yani sistemimizi toplayacağız, bir araya getireceğiz, çalıştıracağız ve kan akışımızı sağlayacağız. Ardından oyun performansı ve hocamızı sistemimizi teslim edeceğiz. Evet dostlar, şu anda Erdem hocamızın sistemini toparladık ve teslim etmeden önce oyun performansına bakacağız. Ardından Erdem hocamıza sistemi teslim edeceğiz. İlk her zaman yaptığımız şey biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare Online'da bir bakalım hangi yerlerde oynuyormuşuz. 144 Hz'deyiz. 2560x1440 yine display resolution'ımız 2K'da ve en yüksek ayarlarda şu anda oynayacağız arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare Online'ı. Şimdi şöyle bir bakalım içeriye doğru. Sol taraftan her zaman olduğu gibi değerlerime göz atabilirsiniz. Şu anda ekran kart sıcaklığım 68 derece. İşlemci sıcaklığım özellikle dikkat edin 54 derecede. Ve anakart sıcaklığımızı genel olarak VRM'ler MOSFET'lerimiz 46 derecede seyrediyor. Şunu söylemek istiyorum. Temperatür camımız kapalı. Bak adam orada, adam orada, adam orada. Evet, buraya atlattık. Size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her zaman Türkiye'de bir hurafe vardır, bilirsiniz. Aslında bir nevi destekli ama bir nevi de değil gibi bir şey. Şimdi bu kasanın her yanı kapalı. Ama NZXT kalitesi var. Ve aynı zamanda sıcaklıklara bakıyorsunuz. Abi 54 derece işlemci, 67 derece ekran kart sıcaklığım var. Nasıl oluyor bu iş? Sizce sadece kasanın kapalı olması her şeyi bitiriyor mu? Yoksa bir yandan da aslında malzeme kalitesi ve ürün kalitesi önemli mi? Burada bir nevi aslında onu görüyoruz. Daha önce ben NZXT'nin ürünleriyle alakalı videolar çekmiştim. Belki hatırlayanlar vardır. Bundan 3 sene önce. Daha önce Türkiye'de distilatörlükleri vardı. Orayı ne dağıttım öyle. Ama sonradan Türkiye'de birkaç sıkıntı yaşadılar ve distilatörlükleri gitti. Adam iyi patlattı yalnız. Adamı da öldürdüm. Hazır lootlar çöküyor abi tepemize. Hemen şunları toparlayalım. Capture. Ooo 6. Dur abi. Bombalayacağım şimdi orayı. Geliyor. Bu güzel oldu. Bir kişi indi bile. Double kill. Hadi bir triple. Yok, double aldık. Bu arada şunu söylemem lazım. En altta GPU fan kısmı var arkadaşlar. Orada ekran kartımız kendi kendine fan hızlarını kontrol ediyor. Onu da söyleyeyim. Kardeşim peşin bırak da şu adamları bir indireyim ya. Biraz show yapalım. Call of Duty Modern Warfare'ı seviyorum. Warzone'u da seviyorum. Fakat abi şu oyunları artık güncelleme gelmesinden ben bıktım. O yüzden evdekinden kaldırdım. Story'de attım bununla alakalı. Bizim takım bayağı iyi gidiyor yalnız. Vay. Erdem hocam bu sistemle yani takribi bir şey söyleyecek olursak 5-6 yıl hiç böyle sesini çıkartmadan gayet güzel bir şekilde devam eder. Hani çok fazla yükseltmeye zaten ihtiyacı yok. Sıvı soğutması var. Ekran kartı zaten RTX 3070 serisinde bulunuyor. Bir de bunu biliyorsunuz ki RTX ve DLSS muhabbetleri var. Birazdan oraya da geleceğim. RTX'imi de açacağım, DLSS'imi de açacağım. Oradaki farklardan da ufak ufak değineceğim sizlere. Sağla bro. Nereye gitti o? Sen ne yapıyorsun burada acı? Totondan indirdi herif. 2K'da şu an anlık olarak 105 FPS, 103 FPS civarı alıyoruz. Yer yer değişiyor. Var mı burada gelen? Yok. Burası temiz. Şu ana kadar maksimum ekran kartına 68'i gördüm. Hani kaçırdıysam lütfen beni düzeltin ama 68'in üstüne sanırım çıkmadı. Şurada bir kelle gördüm. Sağda. Güzel.
Dostlar şu anda da Rainbow Six'ten devam ediyoruz. Hemen şöyle bir teröristlerle karşılaşmadan ayarımıza bakalım neredeymişiz. Erdem Hoca'nın sisteminde en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Render scaling'imizi yine her zaman olduğu gibi %100. Display tarafında ise 2560x1440 ve 144 Hz'de oyunumuzu icra edeceğiz. Şimdi abi buraya biraz yabancıyım. Şuradan bir çıkalım. Aha biri var. Reis. Sen bir öl abi. O nereye kaçtı? Bir dakika. Benim o bir tarafa gitmem gerekiyor ama gidebilir miyiz? Öyle abi. Ben buradan çıkabiliriz anlarsam. Çıkar bizi reis. Selamun aleyküm. Bomba kaynıyor yer. Her zaman olduğu gibi. Aha. Bu patlatıyor kendini işte. Bu çok fena. Bunu indirdiğin zaman sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun orada? Şu anda anlık olarak Rainbow Six'te 233-220 civarı bir FPS alıyoruz. Ekran karşı sıcaklığım yine 68 derecelerde seyrediyor. İşlemci sıcaklığım 54 derecede. Gayet güzel. VRAM'lerimiz zaten sabit. 45-47 civarı ilerliyor arkadaşlar. Şuradan ben bir hastacımızı alalım. Vatandaş burada herhalde. Oy, bu ne abi? Her yer bomba. Seri bir şekilde. Tabii yolu bulabilirsek. Aynen buradan. Çekilin! Biz bir de dışarıdan geldiğimiz için buralarda bomba da olabilir. İşin garip tarafı. Güzel çıktık en azından. Ve görevimizi başarıyla icra ediyor muyuz? 10 metre, 9 metre. Yani güya helikopterden gelip böyle. Güzel. Arkadaşlar şu andaki oyunumuzda RTX ve DLSS destekli kontrol oyunundayız. Hemen bir ayarlarımızı ben size göstereyim. Neredeymişiz, ne yapıyormuşuz? Display 2K'da oynuyoruz. Render resolution'ım en yüksekte. Bunun daha üstü yok 2K'da. Nvidia DLSS'im şu anda açık, tikli konumda. Ve en yüksek ayarlarda oynuyorum ama şu an için Ray Tracing performansım kapalı. Yani RTX'i açmadım henüz. Birazdan açacağım. İkisini karşılaştırma olarak göstermiş olacağım. Şimdi burada vatandaşlar var. Atamadık. Sen de git kanka. Var mı daha gelen? Şurada bir kişi daha var. Güzel. Burayı komple indirdik. Şu an anlık olarak Ray Tracing kapalıyken ve sadece DLSS açıkken 118 civarı bir FPS alıyoruz arkadaşlar. Yer yer tabii değişiyor. 136 oldu mesela. Şu an 135 oldu. Oy bu ne? Burada değirmen dönüyor. Şunu atsak bir şey olur mu acaba? Aa, ne oldu abi? O niye oraya gitti? 154'ü gördüm az önce. Buraya biz niye geldik reis? Aa, makine üstümüze düşmez inşallah. Bayağı burada şeyler var. Zaten burayla işimiz yok. Yukarıya çıkalım. Nereye gitti onu? Nereye gitti o? İyi gözü valla. Black Rock Processing. Burada işimiz yok abi anlaşılan. Security check'ten bir girelim. Ha bak şimdi bak. Hazır bak camı bulmuşken abi. Şimdi bak DLSS'im şu anda açık ve RTX'im kapalıydı değil mi? Bak şimdi burayı izleyin. Geliyorum. Options. Display. Şuradan Ray Tracing'i full ediyorum abi. Ve aynı zamanda FPS'ime dikkat edin. Hop FPS 76'ya kadar düştü. Ve bak. Ben kendimi camda görebiliyorum. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bak. Camda yansımalarımı görüyorsunuz. Bu tabii karanlık ortamda kontrol için söylüyorum. Daha net belirgin oluyor ama burada ışıklar olduğu için biraz daha belirgin olmayabilir. Aha nereye geldik abi? Aha kırmızılar çıktı gene. Bir dakika reis. Bir dakika. Sakin olun. Sırayla. Arkamda var mı? Oo bura ama hep kırmızılaşmaya başladı. Olmaz ki böyle. Bir dakika kanka sen dur. Bir dakika. Sakin. Hepinize sıra gelecek. Adamda zırh var yalnız. Şunlar da fena patlıyor. FPS'im 73'e kadar düştü. Zannedersem hop hop hop. Sakin. Güzel. Şöyle bir çıkalım abi. Bak bu güzel patlıyor. İyi izle. Hop sağlam patlıyor. Şimdi de hemen bak şimdi buradayken iyi izleyin. 79 FPS alıyorduk anlık. Geliyorum tekrardan. RTX'i kapattık. DLSS açık şu anda. Bak. Gördün mü FPS'i? Bir anda 137'lere çıktı. 75-80 alır... Bak konuşamadım. 75-80 alırken. Ray Tracing performansı tabii ki ister istemez FPS'i biraz düşürüyor. Ama bu tarafta DLSS devreye giriyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. DLSS'inizi açabiliyorsanız şanslısınız. Destekli oyunlarda kullanabilirsiniz. Abi burada labirent gibi arkadaş. Habire bir şey çıkıyor. Habire bir yere gidiyoruz ya. Baksana şuraya. Dostlar sıra Apex Legends'ta sezon sezon geziyoruz biliyorsunuz. Şimdi hemen bir ayarımıza bakalım. Başımıza bir iş gelmeden. 2K'da oynuyoruz yine. En yüksek ayarlarda Erdem hocamızın sistemini test etmeye devam edeceğiz. Şöyle bir şansıma sarı zırh geldi az önce. Bayağı şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Birkaç tane. Oo, bir sarı daha geldi abi. Gerçekten şu an sonuna kadar oynanabilecek bir oyundayım yani. Belki pompalı denk gelir. Kanka aşağı. Şurada şunları alayım dur. Bunlar lazım olacak. Spitfire'm için. Hop. Z'ye gelmedi tabii. Sen oraya gir. Yine ekran kartım kendi kendine seyrederken hop 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 sakin sakin sakin.
Kaç abi? Adam var. Nereye gitti o? İndirdim. Yapma be. Abi nasıl indiremedim ben onu? Vay arkadaş ya. Evet dostlar, şu anda da hani adettendir CSGO testiyle tamamlayalım istedim ben de. Sonra Erdem Hoca sistemimizi teslim edeceğiz. Biraz da şöyle oynamış oluruz en azından. Şöyle biraz bir show yapalım ufaktan. Nerede o? No. Yes. Sağ serbest, sol serbest. Kanka dikkat et kendine. Biraz erken başlasaydım birinciliği oynardık. Aa, what the hell? Güzel, arka temiz. Ben de korktum valla. Yes. Akıllı ol. Geliyor, 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 bekle. Güle güle. Vay! Güzel refleks attım ama yalan yok orada. Şu anda anlık olarak 420 civarı bir FPS alıyoruz arkadaşlar. 483'ü gördüm. Orada bir küçük kafa. Sen ne yapıyorsun orada şeker çocuk? Bir bırakın da. Güzel. Soldan geliyor. Güzel. Bir de soldan var. Abre. Her ne kadar geriden de gelsek şu anda üçüncüyüz. Güzel abi. Ya kardeş.